Efendim Samsun Nabzı 2. bölümüyle devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi 3. sıra milletvekili adayı Şaban Sevinç konuğumuz. Şaban Sevinç aynı zamanda Halk TV'nin genel müdürü. Hoş geldiniz Şaban Bey. Meslektaş olarak sizinle ilk defa program yapıyoruz. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi şuradan başlamakta fayda var. Bugün çok da tartışıldı bu konu. Polisin tebligat yapma yetkisi var mıdır, yok mudur? Bir yayın organı bu şekilde kayyuma devredilebilir mi, devredilemez mi? İşte organize de görevli arkadaşlar gidip böyle bir müdahalede bulunabilirler mi? Bunu merak ediyorum. Aynı şey sizin başınıza gelmiş olsaydı nasıl bir tavır alırdınız? Bizim başımıza gelmiş olsaydı yani herhalde defolun gidin derdim yani. Çünkü bak burada Sinan Bey, bir hukuki bir süreç yürümüyor. Yani tamamen bir zapturapt, bir zorbaca bir el koyma. Yani bir hukuk süreci işlemiş de, hani bir yargılama yapılmış da, o yargılama sonucunda bir işte camianın terör örgütü olduğuna karar verilmiş değil. Ve o camiayı destekleyen unsurlar, işte medya organları, şirketler, yani o camiayla birlikte anılan, o camiaya yakın gösterilen işte şirketler, holdingler, ne bileyim dershaneler, okullar, işte o terör örgütünün yan unsurları gibi bir karar yok orada, bir hüküm yok mahkeme. Türkiye bir hukuk devleti değil mi? Bir hukuk devletinde bir hüküm olmadan, bir mahkeme karar vermeden nasıl sen terör örgütünü destekliyor diye bir terör örgütü yarattılar kendi kafalarından. Sonra o terör örgütünü destekleyen işte medya organları diye bunları şey yaptılar, teşhir etmeye çalıştılar. Şimdi el koyuyorlar. O zaman peki biz 17-25 Aralık'ta ortaya çıkanlara ne dememiz lazım? 17-25 Aralık'ta bütün Türkiye dinledi mi bir takım ses kayıtlarını? Baba oğul arasındaki konuşmaları, sıfırla oğlum, işte 30 milyon euro kaldı evde, Kısıklı'daki o ünlü evde. Ne oldu onlar? 4 tane bakan, ne oldu? 4 bakan suçlu olduğu için istifa ettirildi değil mi hükümetten? Kim? Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, öbürü kimdi? Bak unutmuşum, ha şey. Muammer Güler. Yok, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar. 4 bakan. Rıza Zarraf'tan rüşvet aldıkları için iddiasıyla, ki bence o iddia da değil, gerçek. Çünkü ses kayıtları, tapeler, konuşmalar kulaklarımızda duyduk. Bütün Türkiye duydu. Ve AKP de, hükümet de Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki, o zaman Recep Tayyip Erdoğan başbakandı, daha cumhurbaşkanı olmamıştı. Onun bakanlarıydılar. Dördü de suçüstü yakalandığı için 4 bakan İstifa etmek zorunda kaldılar değil mi? Hatta evet. Tayyip Erdoğan istifa edin dedi. Evet. İstifa ettiler. Erdoğan Bayraktar etmem dedi. Ben sen ne söylediysen ben onu yaptım dedi. Yani ben eğer yolsuzluk ya da rüşvet işlerine bulaştıysam başbakan olarak sen söylediğin için ben onları yaptım. İstifa etmiyorum kardeşim. Ben istifa edersem sen de istifa et dedi Tayyip Erdoğan'a. Canlı, doğru mu? Evet. Doğru. Bunu bütün hepimiz dinledik. Şimdi peki ne oldu? Bu örtbas edildi. Peki Akır İpek'e yönelik suçlama ne? İpek Medya Grubu'na yönelik suçlama ne? Efendim sen Fethullah terör örgütünü arka destekliyorsun. Planlı. Onun medya, onun şey yayın organizasyonu, onun propagandasını yapıyorsun. Onun finansmanını yapıyorsun. İşte himmet nedeniyle toplanan paraları aklıyorsun. Nereden biliyorsun kardeşim? Kimin iddiası bu? Havuz medyasının iddiası. Kirli medyanın iddiası. AKP'nin kara propagandasını yapan, AKP adına bu halkın kaynaklarıyla milleti kandıran kirli medyanın propagandası. Benim gördüğüm bu. Ben gazeteciyim. Dolayısıyla şimdi bizden şuna inanmamızı istiyorlar. AKP'nin yalanlarına inanmamızı istiyorlar. Efendim bir terör örgütü var. Üstelik de yıllardır iç içe olmuşlar. Ne istedilerse vermişler. Şimdi birden o 17-25 Aralık'tan sonra Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarının ve çocuklarının yolsuzluk iddiaları, ses kayıtları, tapeler kamuoyuna yansıdıktan sonra hepimiz, bütün Türkiye, ben de Halk TV'de yayınladım o ses kayıtlarını.
Bütün Türkiye'yi kulaklarımızla dinledik. O yolsuzluk, rüşvet, hırsızlıkları. Onu örtbas ettiler. Kurgu dediler. Ama dört bakanı da istifa ettirdiler. Bulaşmışsınız zarrafla bir takım rüşvet ilişkilerine diye. Şimdi bizden o olayı ortaya çıkardı. Hani Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarının hakkındaki yolsuzluk olayını, iddialarını Türkiye'nin önüne serdi diye düşman olarak karşılarına aldıkları Gülen cemaatinin terör örgütü olduğu propagandasını yapıyorlar. Ve bizden de buna inanmamızı bekliyorlar. Bu konuda mahkeme kararı var mı kardeşim? Yok. Mahkeme kararı olursa inanırım. Yani Türk adaleti, bağımsız yargı, bağımsız altını çiziyorum, bağımsız yargı, Fethullah Gülen camiası bir terör örgütüdür diye adil bir yargılama yapar, savunmaları alır, delilleri ortaya koyar ise ve hüküm tesis ederse ve o hüküm de mahkemenin hükmü de Yargıtay'da kesinleşirse, kesin hüküm haline dönüşürse o zaman ben derim ki evet kardeşim, Türk adaleti, bağımsız Türk yargısı Fethullah Gülen camiasını bir terör örgütü olarak kırmızı kitaba girdi ama galiba. Yani onu kırmızı kitap galiba. Yok, kırmızı kitap yani, yeterli değil. Kırmızı terör kitap, örgütü olarak galiba. Yok, kırmızı kitapta PKK da var. PKK'nın kırmızı kitabı nasıl yapıldığını biliyoruz. Milli Güvenlik Kurulu'nda hükümet talepte bulunuyor. Yazılıyor. Nitekim kırmızı kitaba ne zaman girdi Gülen hareketi? 17-25 Aralık'tan sonra girdi. 17-25 Aralık'tan önce niye yoktu kırmızı kitapta? Kırmızı kitapta PKK da var terör örgütü diye. Bölücü terör örgütü diye PKK da var. Niye PKK ile 4 yıldır müzakere yaptı Tayyip Erdoğan ve adamları? Peki, şimdi bak. Ne yapacak? Kayyum ne yapacak? Yani kayyum şimdi, peki böyle bir baskı ne olacak yani şimdi, orada? Ne var ortada biliyor musun Sinan Bey? Şimdi iktidarını kaybetmekte olan bir baskıcı zihniyet, bir zorba yönetim iktidarını kaybediyor, düşüyor. Düştüğü zaman da çok büyük hesaplar verecek. Çok büyük hesaplar verecek. Veremeyeceği hesaplar var. Veremeyeceği hesaplar var. Ben bu hesapları vermekten nasıl kurtulurum diye Türkiye'yi yangın yerine çeviriyor. Olay bu kadar yalın, bu kadar basit. Bu kadar basit. Kardeşim, yani biz senin yalanlarına inanmak zorunda değiliz. Biz terör örgütüyse bunu mahkeme söyler bize. Mahkeme, yargılama sonunda mahkeme söyler. Biz de o zaman deriz ki tamam kardeşim, bizim yargımız Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız adaleti sana terör örgütü dedi. Sen o zaman terör örgütüsün. Seni destekleyen işte finans kuruluşlarıydı, şirketlerdi, yayın kuruluşlarıydı. Onlar etkisiz hale getirilir. Gerekli hani el koymalar, yayın lisansını iptal etmeler yapılabilir. Ben RTÜK üyeliği de yaptım. Yani bir suç işleyen bir yayın organının, bir televizyon kuruluşunun nasıl o suçtan alıkonulacağını, etkisiz hale getirileceğini de biliyorum ben. Yani Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre. Ama bak altını çizelim. PKK Türkiye'nin 30 yıldır, 40 yıl, 84'ten bu yana Türkiye'nin en büyük şeyi, belası ya. Yani 40 bin şeyimiz var, 40 bin insanımız var. Binlerce askerimizi, polisimizi şehit etti. Evet. Bu ülkenin bebeklerini şehit etti, katletti. Ama onlarla Tayyip Erdoğan 4 yıl kol kola yürüdü. Bugün Abdullah Öcalan Türkiye'de en önemli figürse, bak en önemli figür diyorum maalesef, Tayyip Erdoğan tarafından 4 yıllık o müzakereler sonunda Abdullah Öcalan denen kişi, terörist, en etkili siyasi figür haline getirildi. Meşrulaştırıldı. Bizim Kürt kökenli kardeşlerimiz, Kürt vatandaşlarımız, pek çoğu Abdullah Öcalan'a tıpkı bizim gibi terörist diye bakıyordu. Ama Tayyip Erdoğan'ın onunla el ele kol kola 4 yıl müzakere, şöyle senle ben gibi masada, işte senin burada diyelim ki MİT müsteşarı oturdu, orada Abdullah Öcalan oturdu. Türkiye'yi konuştular. Türkiye'yi nasıl işte şey yaparız, idare ederiz, nasıl yönetiriz. Yani bunu Abdullah Öcalan'la 4 yıl konuştular. Yetmedi, gittiler Kandil'e. Murat Karayılan'la, Cemil Bayık'la da konuştular. Bugün bizim askerimizi, polisimizi şehit eden ya o alçaklarla da konuştu. Kim konuştu? Tayyip Erdoğan'ın görevlendirdiği devlet yetkilileri konuştu. Şimdi bunlar terörist değil. Ama
daha düne kadar kendi yolsuzlukları ortaya çıkarılıncaya kadar kol kola oldukları, ne istediler de vermedik dedikleri, ey hocam özledik seni, niye Amerika'da duruyorsun hala, gel Türkiye'ye diye hani stadyumlarda konuşmalar yapan Tayyip Erdoğan söyledi diye, biz diyeceğiz ki Fethullah Gülen terör örgütü kardeşim. Akın İpek'in kuruluşları da, Zaman Gazetesi de, efendim Samanyolu Televizyonu'nda o terör örgütünü destekleyen yayın kuruluşları, onun propagandasını yapan yayın kuruluşları, dolayısıyla el koymaları şey, normal. Öyle mi bakacağız? Biz bunu yiyeceğiz mi? Biz bu yalanı yutacağız mı? Toplumdaki karşılığı nasıl peki? Seçmenleri ziyaret ediyorsunuz, ilçeleri geziyorsunuz. Valla ben orada dün şeye gittim. Ben dün İstanbul'daydım. Bu işte Kanal Türk ve bugüne yapılan o zorba girişime, el koyma girişimine karşı hani bir ben de hani Halk TV Genel Müdürü olarak, bir gazeteci olarak, bir hani özgür medyayı destekleyen ve savunan bir kişi olarak gittim. Binlerce kişi vardı şeyin önünde, İstanbul Mecidiyeköy'de, bugün televizyonunun ve Kanal Türk televizyonu aynı binadalar zaten. Evet, canlı yayında bugün sabahtan itibaren de canlı yayındalar. Binlerce vatandaş vardı ve ben o vatandaşları görünce sevindim. Direniyorlardı. Bir demokrasi direnişi vardı. Türkiye'de zorbalığa, yalan propagandaya, halkı kandırma girişimlerine karşı, demokrasiye karşı yapılan darbe girişimine karşı binlerce vatandaşımız orada kadınlı, erkekli, çocuklu, çoluklu toplanmış. Biz özgür medyayı savunuyoruz, el koydurmayız diye bir direniş yapıyorlardı. Ben de o direnişe bir süre destek verdim, orada bulundum. Hı hı. Yani çok sevindirici o direniş ama maalesef bugün işte reji odasını bastılar biliyorsun. Biz de Halk TV'de canlı yayınladık. Yayınları kesilinceye kadar şeyin, Kanal Türk ve bugünün. Sonra işte kabloyu kesti galiba şeyler. Saat 10'a 4.30 civarında öğleden sonra ve kararttılar. Yazık değil mi? Şimdi biz yani başına da kayyum diye getirdikleri adam kim? Kirli Havuz Medyası'nın reklam müdürünü getiriyorlar. Kayyum diye. Kardeşim sen kayyum ne demek? Kayyum yani kendi içinde yönetilemez hale düşmüş, şu ya da bu nedenle yönetilemez hale düşmüş sahipleri ya da yöneticileri tarafından yönetilemeyen şirkete daha yönetsin, şirket diye batmasın, evet, daha yetkin zarar yetkin görmesin, hani devlete bir yük olmasın, çalışanları mağdur olmasın diye devletin atadığı tarafsız memur kayyum dediğimiz kişi bu. Niye öyle birini atamıyorlar? Kime atıyorlar? Devletten verdikleri haksız ihalelerle oluşturulan havuzdan beslenen Sabah gazetesinin reklam müdürünü Akın İpek'in medyasının başına kayyum diye atıyorlar. Bizden de Türkiye'ye de diyorlar ki bunu yut, ye. Yemiyoruz kardeşim. Senin bu yalanını yemiyoruz artık. Peki biraz da özellikle Türkiye'yi şiddet sarmalının içerisinde iten bir olaydan konuşalım. Barış mitinginde 10 Ekim'de bir facia yaşadı Türkiye. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz 10 Ekim katliamını? Bu neden Orta Doğu'da hep biz uzaktan izlediğimiz patlamalar geldi? Bizim başkentimizde, İçimizde patlatıldı. Siyah meşale, bundan sonrası için de endişeleri taşıyor musunuz? Toplumda bu endişeyi maalesef taşıyorum. İnsanlar var. Maalesef taşıyorum. Sadece ben taşımıyorum. Bütün toplum, bizim büyük şehirlerde, evet. Şimdi ben işte Samsun'da bile bazı vatandaşlarda o endişeleri görüyorum, gözlemliyorum işte. O tramvay duraklarında, efendim AVM'lerde, vatandaşlarımızın, Samsunluların toplu bulunduğu alanlarda, işte otogarlarda, meydanlarda filan. Acaba burada bir canlı bomba olur mu? Burada bir katliam yaşanır mı diye bir endişe, bir güvenlik endişesi görüyorum. Bu büyük şehirlerde çok daha derin yaşanıyor. İnsanlar büyük şehirlerde, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Eskişehir'de, Bursa'da, Adana'da böyle toplu yerlere gitmekten imtina ediyorlar, kaçınıyorlar. Ya gitme işte AVM, hafta sonları büyük şehirlerde insanlar alışveriş merkezlerine gider. İşte orada hani vakit geçirir, çay kahve içer, yemek yer, sonra alışveriş yapar. Çocuğunu işte şeye, eğlence yerine sokar falan.
Şimdi artık gitmiyorlar bu patlamalardan sonra. Bir de çünkü Türkiye'miz henüz canlı bombalar da yani takipte olan canlı evet, bombalar da henüz başbakanın yakınlar. Demeci var. Yani başbakan görünümlü Ahmet Davutoğlu'nun demeci var. Elimizde 18 kişilik canlı bomba listesi var ama eylemi yapmadan yakalayamıyoruz diyor. Eylem yaptıktan sonra zaten adam parçalanıp gidiyor. Yakalamana gerek kalmıyor ki. Ama senin yüzlerce vatandaşını da şey yaparak katlederek gidiyor. Yani Türkiye maalesef bir Orta Doğu ülkesi, Orta Doğu bataklığına doğru sürükleniyor. Bilerek sürükleniyor. Recep neden? Tayyip Erdoğan siyaseti tarafından sürükleniyor. Neden böyle bir, yani bu onlara ne kazandırabilir böyle bir algı? Ne kazandırabilir? Bunlar şimdi içlerinde bir kin var. Bunu söylüyorlar zaten, Cumhuriyet'e karşı bir kin var. Yani ve iktidara geldiklerinde işte biz artık hani o Cumhuriyet'i ele geçirdik. Artık devlet bizim oldu diye böyle saçma sapan bir şeye kapıldılar. Ama bir rüyaya kapıldılar. O kurumun ortaya koyduğu şeylerden yola çıkarak aynen, siyaset yapmak mümkün. Başbakan oldu ya. Evet. Kasımpaşalı Tayyip Erdoğan başbakan oldu. Osmanlı yani döneminde olsaydı Tayyip Erdoğan bir şeydi. Tebaadan birisiydi. Belki Kapalı Çarşı'da bir, hani pardon, Kasımpaşa'da bir şey olacaktı. Esnaf olacaktı yani. Küçük bir esnaf olacaktı. Ama şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı oldu. Şimdi Cumhurbaşkanı oldu. Bak, Mustafa Kemal Atatürk 1923'te Cumhuriyeti kurdu. 1938'e kadar 15 yıl iktidarda kaldı Mustafa Kemal Atatürk. Bu ülkeyi kurdu, kurucu liderimiz, büyük önderimiz. Tayyip Erdoğan onun süresini geçiyor bak. 13 yıl başbakanlık yaptı. Şimdi 4 yılda, 5 yılda Cumhurbaşkanlığı, 18 yıl. Cumhurbaşkanlığını tamamlayabilirse 18 yıl başımızda kalacak. Yani Atatürk'ten daha uzun bir süre. Atatürk'ün kurduğu, Atatürk sayesinde bu devletin bir numaralı adamı halinde. Ama maalesef yaptığı davranışlar ve izlediği siyaset sanki işte Türkiye'yi bu bataklığa, Orta Doğu bataklığına çekiyor. İnsan Türkiye'mizi, Türk milletini kardeşi kardeşe düşman ediyor. Türk-Kürt düşmanlığına sürüklüyor. Alevi-Sünni düşmanlığına sürüklüyor toplumu. Bunları sürekli söylüyor biliyorsun. Sürekli söylüyor. Kaşıyor. Toplumu kaşıyor. Yani toplumu ayrıştırıyor. Bizim hani bizim birleştirici değerlerimiz, Türkiye'yi Türkiye yapan, işte Türk milletini Türk milleti yapan birleştirici değerlerimizi böyle öne çıkarması gerekirken ayrıştıran değerlerimizi şey yapıyor. Ayrıştıran kimlikleri, alt kimlikleri toplumun önüne koyuyor, kaşıyor. Oradan kendisine bir siyasi strateji üreterek iktidarda kalmaya çalışıyor. Ama çalışıyor. Şimdi son dönemde çalışıyoru bir tarafa bırakalım, 13 yıldır. Şey mi? Pardon. 13 yıldan beri insanlar tarafından tercih edilen ve ruhsat alan, yetki alan bir performansı da insanlar gösteriyorlar, ortaya koyuyorlar. Orada bizim de suçumuz var. Siyasi partiler olarak, muhalefet partileri olarak bizim de suçumuz var. Biz bu topluma kendimizi bugüne kadar maalesef gerektiği gibi anlatamadık. Doğru dürüst anlatamadık. İnsanlarımızla, kendi insanlarımızla doğru diyalogları kuramadık. Doğru üslubu, doğru dili kullanamadık. Yani biz bir nevi insanlarımızı konuşuruz birazdan. İnsanlarımızı biz bir nevi AKP'nin yalanlarıyla baş başa bıraktık. Yani onlara adeta dedik ki işte biz sahadan çekiliyoruz pek çok alanda, pek çok konuda. İşte sizi AKP ile baş başa bırakıyoruz. AKP de sizi efendim dibine kadar sömürsün, kandırsın. Alın terinizi sömürsün. Birazdan konuşalım köylülerin durumunu. Konuşacağız. Orada çünkü çiftçilerin sömürüldüğüyle ilgili Samsun'da nasıl bir kirli zincirler kurulmuş, kirli saadet zincirleri kurulmuş. Ben onları gördüm. Şimdi ben bunları söyleyince bana diyorlar ki vay ya sen niye böyle konuşuyorsun işte hani siyaseti işte hani ne şey diyorlar, kavgasız yapalım Samsun'da. Kardeşim ben kavga mı ediyorum? Şöyle ya, ne güzel ben çıkar ilişkilerimi kurmuşum, ağımı örmüşüm, sömürüyorum köylüyü. Çiftlik üreten köylüyü sömürüyorum. Tütün üreten köylüyü sömürüyorum. Fındık üreten köylüyü sömürüyorum. Sen niye gelip de burada çomak sokuyorsun Şaban Sevinç? Ya bak ne güzel. Biz bize gidiyoruz. İşte böyle güzel işte bakan arabasına biniyorum.
beyefendi, bir tane bakan da var Samsun'da. Neye bakıyorsa belli değil. Onunla ilgili de bir üslup tartışması oldu. Bunu da sormamız gerekiyor. Konuşalım. Değerli izleyiciler, Şaban Sevinci'ye sormak istediğiniz sorularınız varsa arkadaşlarımız birazdan yayınlayacaklar. Sosyal medya hesapları üzerinden mesajlarınızı iletebilirsiniz. Bir üslup tartışması başladı. Hı hı. Bu konuyu biraz açar mısınız? Orada ne anlatmak açayım. İstemiştiniz? De, açayım. Ben şimdi, Sinan Bey, ben şimdi Samsun'a milletvekili olmak için gelmedim kardeşim. Ben işte geleyim de milleti kandırayım. Millet de beni CHP'nin milletvekili olarak seçsin CHP'den. Ben de gideyim Ankara'ya. İşte milletvekili maaşı alayım. Kaç para bilmiyorum. 12-13 bin lira milletvekili maaşı alayım. Ya da 15 bin lira mı bilmiyorum hakikaten. Efendim işte çoluk çocuğuma sınırsız sağlık hani imkanları, milletvekillerine çünkü bir sürü kıyakları var. Sağlayayım. Efendim, forslu olayım. Takım elbisemi giyeyim. Şuraya da milletvekili rozetimi takayım. Oh, sayın vekilim. İşte 3 tane danışmanım olsun. Altımda mümkünse bir de makam arabam olsun. Meclisten bir de işte idari görev kapayım. İşte 3-4 ayda bir makam arabama bineyim, kurulayım. Samsun'a geleyim. Beni seçenlere, kandırdığım insanlara nasılsınız diyeyim bayramlarda. Sonra gideyim 3-4 ay daha gene keyfini süreyim bu işin. Seçim zamanı bir daha geleyim. Bir daha onları kandırayım. Beni bir daha seçin diyeyim. Sonra tekrar gideyim, tekrar keyif yapayım milletvekilliği. Ben bunun için gelmedim karşım Samsun'a. Ben Samsun'a, bu Samsun'da ben siyasal iklimi değiştirmek için geldim. Samsun'daki bu sömürü düzenini, bu kirli zinciri kırmak için geldim. Ben milletvekili seçilirim, seçilmem. Hiç umurumda değil. Benim halim vaktim benim. Görevim de çok iyi, forsum da çok iyi. Ben Halk TV'nin genel müdürüyüm. Rütük üyeliği yaptım. Türkiye'nin en büyük gazetesinde 15 yıl parlamentoda görev yaptım ben. Parlamento temsilciliği yaptım ben Hürriyet Gazetesi'nin. 15 yıl. Ben yani parlamentoya da doymuşum. Öyle hani görevini yapmayan ya da halkına hizmet etmeyen milletvekillerinin şeyini de gördüm çok. Yani bu iyi milletvekillerini de gördüm. Doğru milletvekilliğinin, halkın hizmet eden milletvekillerinin nasıl olduğunu da gördüm. Ben Samsun'da bu kirli düzene komak sokmaya geldim. Peki şimdi sizin bu performansınızı Samsun kamuoyu takip edecek, görecek bunu. Bu tabii çok iddialı bir çıkış bu. Yani Samsun'a siyaset yapma amacınızı diğer vekillerden farklı olarak tanımladınız. Ancak tabii karşımızda şunlar da duruyor işin aslı. Şaban Sevinç bu farklı bir jargon geliştiriyor siyasette. Farklı bir dil geliştiriyor. Ama bunu yaparken acaba şimdiye kadar Samsun'da var ona gelmiş uslubun dışına biraz çıkarak biraz sert bir siyaset uslubu mu acaba geliştirdi? Bakana hakaret etmesine gerek yoktu diyen. Ben bakana hakaret etmedim ki Sinan Bey. Böyle şeylerdi. Bunun için konuşalım. Konuşalım. Ben bakana hakaret etmedim. Ben bakanı, spor bakanı Akif Çağatay Kılıç'ı görevini yapmaya davet ettim. Ben ona dedim ki Akif Bey, Sayın Çağatay Kılıç, sen Samsun'un milletvekilisin. Samsun'daki bu güzel halkımız, bu güzel insanlarımız seni Samsun milletvekili olarak seçti. Evet. Samsunluların oyuyla milletvekili oldun. Ankara'ya gittin. Tayyip Erdoğan da seni bakan yaptı. Çok iyi. Tayyip Erdoğan seni bakan yaptı. E kardeşim sen niye Samsun'a hizmet etmiyorsun? Niye Samsun'da köylüler gırtlağına kadar borca batmış? Niye köylüler Kızılırmak suyuyla tarlasını suluyor? Yeşilırmak suyuyla tarlasını suluyor? Ondan dönüm başına sulama parası alıyorsun kardeşim. Niye kardeşim geçen yıl 2 liraya satılan çeltik bu sene 1 lira 30 kuruştan satılıyor Bafra'da, Terme'de? Sen niye bunlara müdahale etmiyorsun? Toprak Mahsulleri Ofisi neden kapalı duruyor kardeşim? Toprak Mahsulleri Ofisi ne için var? Çeltik ve tahıl hasat zamanı açılsın, köylüye değil mi hizmet etsin. Ya bir taban fiyat açıklasın Toprak Mahsulleri Ofisi. Evet. Köylü tefeci tüccarların elinde esir kalmasın. Onlara mecbur olmasın. Onlara 1 lira 30 kuruştan, 1 lira 40 kuruştan çeltiğini vermek zorunda kalmasın. Toprak Mahsulleri Ofisi desin ki ben kardeşim köylümün çeltiğini 2 liradan almaya hazırım, evet, diye fiyat açıklasın. O zaman tüccar da
toprak mahsulleri ofisleri rekabet edebilmek için 2 lira 10 kuruştan, 2 lira 5 kuruştan çeltiği alsın. Toprak mahsulleri ofisi bunun için yok mu? Evet. Bunun için var. Peki niye kapalı toprak mahsulleri ofisi Samsun'da? Neden kapalı? Şimdi bizim Bafra'da çeltik dönemi hasadı yapılıyor. Bizim köylerimizde. Ama toprak mahsulleri ofisi kapalı. Niye kapalı karşı? Çağatay Kılıç geliyor Bafra'ya. Yüzme havuzu açıyor. Geçen hafta yüzme havuzu açtı. Türkiye kışa giriyor. Kış mevsimine giriyor. Samsun'un spor bakanı, Samsun milletvekili Bafra Ovası'nda çeltik hasadının yapıldığı bir dönemde toprak mahsulleri ofisi kapalıyken çeltik üreticisi tefeci bir takım tüccarların elinde esir kalmışken geliyor hizmet diye Bafra'ya yüzme havuzu açıyor. Yüzme havuzuna köylüler mi girecek? Kim girecek yüzme havuzuna? Sanıyorum gençler ve gençlerin faydalanması adına planlanmış tamam. Yatırımlardan bir tanesi. Eyvallah. Yüzme havuzunu da aç kardeşim. Aç. Ama önce toprak mahsulleri ofisini aç kardeşim. Bakan isen bu Samsun halkı, o Samsun'daki o köylülerimiz, gariban köylülerimiz, o sahipsiz köylülerimiz sana oy vermiş, seni milletvekili yapmış. Tayyip Erdoğan da seni bakan yapmış. Yani ballı börek olmuşsun. Bakanlığın keyfini sürüyorsun. Sayın Bakan, Sayın Bakan diye Bafra'da her tarafı şeyle donattılar. İşte bakan geliyor, Sayın Bakan geliyor diye her tarafa şey astılar, afiş astılar. Sanki şey geliyor anasını satayım. Hani çok önemli bir adam geliyor. Her tarafa afiş astılar. Çağatay Kılıç işte Bafra'da, Çağatay Kılıç Bafra'da. Ben de sandım ki hani güzel bir şey yapacak Bafra'ya geliyor. Hani herhalde şeyi açmaya geliyor. Toprak mahsulleri ofisini açmaya geliyor herhalde. Çeltik hasat bile mi ya? Sonra öğrendim ki havuz açılışı yapacakmış. Şimdi ben bunu eleştirmeyeyim mi? Efendim bunu eleştirince diyorlar ki işte niye şey yapıyorsun? Hani ya Sayın Bakan'a laf söylenir mi? Samsun'daki bir takım gazeteci arkadaşlarım yadırgıyor. Ya niye canım Sayın Bakan'a laf söylüyorsun? Ben Sayın Bakan'a önce dedim ki bak Samsun milletvekilisin. Samsun halkı seni milletvekili seçmiş. Tayyip Erdoğan da seni bakan yapmış. Deden gibi, rahmetli deden gibi, İlyas Kılıç amcamız gibi. Çünkü İlyas Kılıç'a bizim büyük saygımız var. Samsun'un gelmiş geçmiş en önemli milletvekillerinden birisidir İlyas Kılıç. Hı hı. Ve bütün Samsun'da da saygıyla anılıyor. Benim gittiğim bütün köylerde beni İlyas Kılıç'a benzetiyorlar. Sen de diyorlar inşallah diyorlar bizim İlyas Kılıç gibi bizim çocuğumuz olacaksın. Bize hizmet edeceksin sen de o ışığı görüyoruz diyorlar. Ben onun üzerine çıktım dedim ki Sayın Akif Çağatay Kılıç rahmetli İlyas Kılıç deden gibi ki biz de kendisine amca diyoruz. Hani parti büyüğümüz olduğu için ve Samsun halkının büyük sevgisini kazandığı için, Samsun halkına büyük hizmetleri olduğu için rahmetli amcamız İlyas Kılıç deden gibi Samsun seni milletvekili yapan Samsun halkına hizmet et dedim. Çıktı öbür gün dedi ki dedemin adını ağzına alırken Şaban Sevinç ağzını çalkalasın, ağzını yıkasın dedi. Bana hakaret etti. Çağatay Kılıç. Hmm. O bana hakaret etti. İlk. Hmm. Sonra gazeteci arkadaşlar bana sordu. Gazeteci arkadaşlar bana kahvaltı verdiler. Geçen hafta bu Samsun'da. Ya Çağatay Kılıç senin için böyle böyle dedi. Ne dedi? Okumamıştım da. İşte Şaban Sevinç dedemin adını ağzına alırken ağzını çalkalasın dedi. Ben de o zaman dedim ki kardeşim soytarılık yapmasın dedim. Ya soytarılık yapacağına saraya kendisini bakan yapan Ankara'daki saraya, kaçak saraya soytarılık yapacağına Samsun'daki kendisini milletvekili yapan köylülere hizmet etsin dedim. Ve sözümün de arkasındayım kardeşim. Saraya soytarılık yapacağına bizim kendisini milletvekili yapan köylülerimize hizmet etsin. Tabii bakana söz hakkı doğuyor burada. Cuma günü bağlansın konuşalım. Olacağız. Gelsin konuşalım burada tartışalım. Yani ben Cuma günü onunla da konuşacağız. O da galiba bu açıklamalarınıza bir değerlendirme. Sinan Bey lütfen söyleyin. Ben AKP'nin listesindeki bütün arkadaşlarla burada tartışmaya hazırım. Siz de çıkalım. Çağatay Kılıç da gelsin. Sayın Bakan da gelsin. Çiğdem Karaaslan da gelsin. Çünkü ben bu o çıkar ilişkilerine, o kirli saadet zincirini kıracağım, dağıtacağım. Çomak sokacağım. Bak Akif Çağatay Kılıç gelsin. Çiğdem Karaaslan hanımefendi, mimar hanımefendi gelsin. Tartışalım. Orhan Kırcalı gelsin.
Bafra'daki köylere haciz gönderen, icra gönderen Orhan Kırcalı'da yazsın. Aha da belgesi. Bak. Kameraman arkadaş çekebilir mi? Bak gösterelim. Şimdi ben bunları söyleyince bana diyorlar ki efendim niye şey yapıyorsun? Neyle ilgili o haciz belgesi? Milletin aldatılmasına göz müyüm? Ben gazeteciyim ya. Neyle ilgili o haciz belgesi? Sunum abi şimdi zoomlayabilirse çok memnun olurum. Şimdi bir köylümüze sulama, Kızılırmak'tan yaptığı sulama nedeniyle borcunu ödeyemeyen bir köylümüze Orhan Kırcalı icra göndermiş. Evet, biraz daha yaklaştır. Tamam, şimdi okuyabiliriz diyeceğiz. Bafra İcra ve İflas Müdürlüğü. Şurada değerli kardeşlerim, sevgili izleyiciler, vekili avukat Orhan Kırcalı. Kimin vekili? Bafra Sulama Birliği'nin, Altınkaya Sulama Birliği. Ne olmuş? Vatandaşımız, Gazibeyli köyümüzden bir vatandaşımız Kızılırmak'tan akan sudan tarlasını sulamış. Borcunu ödeyememiş. Köylü nasıl ödeyecek borcunu? Ya gırtlağına kadar faize batırmışlar. Kredi borcuna batırmışlar. Çelti para etmiyor. Tüccarlara peşkeş çekiyorlar. Orhan Kırcalı da o köylümüze icra göndermiş. Sadece bu köylümüze değil. Bundan yüzlerce var. Hangi tarihli efendim bu? Bundan yüzlerce var. Yeni. Yeni. Borç eski de. İcra 2015. Borç eski. 2012'den yani birikmiş, ödeyememiş adam ya. Nasıl ödesin ya? Nasıl ödesin? Çeltik üretiyor. Toprak mahsulleri ofisini kapalı tutuyorlar. Tüccara 1 lira 30 kuruştan veriyor. Geçen yıl 2 liradan satılan çeltiği şimdi 1 lira 30 kuruştan veriyorlar ya. Bizim Bafra'da, Terme'de, fındıkla Çarşamba'da. Fındıkla ilgili de bak, benzer. Niye böyle oluyor biliyor musun Sinan Bey? Konuşalım ya, açık konuşalım lütfen. Çünkü AKP'nin Bafra ilçe yönetiminde çeltik tüccarları var. Tamam mı? Hani kirli çıkar ilişkileri, saadet zinciri, kirli ilişkiler derken bunu kastediyorum kardeşim. Bakan biliyor, Çağatay Kılıç biliyor, AKP'nin milletvekilleri de biliyor. Çünkü arkadaşları, AKP'nin ilçe yönetimlerinde çeltik tüccarları var. Tefeci kılıklı çeltik tüccarları. Köylüyü sömüren çeltik tüccarları var. Çarşamba ilçe örgütünde, Terme ilçe örgütünde de fındık tüccarları var kardeşim. Tamam mı? Bu nedenle köylünün ürettiği fındık para etmiyor. Köylünün ürettiği çeltik para etmiyor. Ediyor da etmeyen bölümü köylüye kalıyor. Eden bölümü o tüccarlara kalıyor. Geçen ay Haziran seçimlerinde ben Bafra'da bir çeltik tüccarıyla konuşuyorum. Bana dedi ki ya ben sana oy vermem. Niye? Ben AKP'ye vereceğim kardeşim. Tayyip Erdoğan işte falan filan. Dedim ya Tayyip Erdoğan hakkında bir sürü tapeler çıktı bak yani hani artık desteklemeyin. Hani işte hakkındaki iddialara yanıt versin falan. Ne kadar hepsi kurgu onların dedi. Dedim nesi kurgu dedim. Dinlemedin mi televizyondan, gazetelerden? Ya dinledim de onların hepsi kurgu diyor. Ben diyor ben iyi AKP'liyim. Ben AKP'ye dedi 500 bin lira yılda şey veriyorum diyor. Seçim yardımı. Bunu diyen kim biliyor musun? Çeltik tüccarı. AKP'ye yılda 500 bin lira yardımda bulunuyormuş. O yardımı nereden sağlıyor? İşte o bizim Yeşilyazı köyündeki, Kuşçular köyündeki, efendim Çetinkaya'daki, bizim Dedeli'deki, Yörgüç'teki, Örencik'teki, Harız'daki, Bozağazı'ndaki. Bu tespitleri yapınca peki? Çeltik üreticilerinin alın terinden yapıyor. Onların çeldiğini toprak mahsulleri ofisini kapalı tutuyorlar. Sömürüyorlar, alıyorlar köylü, garibim köylünün elinden çeldiği ucuz fiyata. Ondan oradan çok büyük rant sağlıyorlar. Orantıda yiyorlar, içiyorlar işte. Siz bu tespitleri, bu soruları ortaya koyunca cevap veren kimse hepsini ben söyledim bunların kamuoyuna. Hepsi benim cevap veren oldu mu peki? Bizde işte belgeli zaten, belgeleri de burada. Bunlara cevap veren oldu mu? Efendim şey, yok. Yok. Bunlara cevap veren yok. Efendim Şaban Semiş niye efendim siyaseti kavgaya döküyor diyorlar. Ya bu kavga mı şimdi? Ya köylünün hakkını savunmak, köylüye kardeşim sen sömürülüyorsun, kandırılıyorsun. Bak seni kandıranlar da bunlar. Aha da belgesi demek. Kavga etmek bu anlamına geliyor. Ya ne yapacağız? Ben de mi kandırayım köylüyü? Ben köylü çocuğum ya.
Ben Bafra'nın Yörgüç köyünden 5 yaşından beri, 6 yaşından beri ben çocukluğumu hatırlamam. Ya çocukluğumu hatırlıyorum da tütün tarlasında hatırlıyorum çocukluğumu. Ben hani işte okulun başında top oynamam gereken, oyun oynamam gereken yaşlarda tütün dikmeye gittiğimi, işte tütün tarlasında böyle şey vardı eskiden. Şimdi tankerlerle falan zaten sulama, tütün dikme artık şeyle yapılıyor, makineyle yapılıyor. Eskiden hani böyle elle dikiliyordu. Biz de böyle boynumuzda şey taşırdık. İşte şöyle bir boyunduruk olurdu. İki ucuna şey takılırdı. Teneke. Onda işte su alınırdı. Tankerden su alınırdı. Tütün dikenlerin ibriklerine boşaltırdık böyle. Ben yani öyle büyüdüm. Sonra sabah yani sabah giderdik tarlaya. Bir taraftan okula giderdim işte. Okula gitmediğim günler. Zaten tütün dizme mevsimi şeyde olurdu. Tütün kırma mevsimi okullar kapanınca işte Haziran, Temmuz, Ağustos. Kalkardık, tarlaya giderdik. 6-7 yaşlarındayım, 8 yaşlarındayım yani. O zifir kokusunda tütün kırarsın. Ailenle bile, çoluk çocuk. Ondan sonra güneş çıkınca tütünü toplarsın, gelirsin. Kırma işlemi biter güneş çıkınca. İşte mağazada, evin yanında mağaza vardır. O mağazada dizersin gölgede. Ondan sonra asarsın. Babam önden alırdı. Şey, ben de arkadan tutardım böyle ipleri. Şeye asmaya giderdik vagonları, asardık kurumaya. Şimdi ben hani ben böyle büyüdüm. Sonra çok şükür liseyi bitirdim, Bafra Lisesi'ni bitirdim. Benim şansım varmış, şanslıymışım. İşte Ankara'ya gittim, üniversiteye girdim. Gazetecilik okudum 4 yıl üniversitede. Şimdi üniversiteyi bitirdim. Yine şansım varmış. Milliyet Gazetesi'nde üniversite daha üniversite bitmeden Milliyet Gazetesi'nde gazeteciliğe başladım. Kaç senesinde? 87. 87'de üniversite bitmeden Milliyet'te gazeteciliğe başladım. Sonra Hürriyet Gazetesi'nde geçtim. Hürriyet Gazetesi'nde 2005 yılına kadar parlamento muhabirliği yaptım. Parlamento muhabirliği yaptım. 2005 yılında RTÜK üyeliğine seçildim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylamayla, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisiyle Radyo Televizyon Üst Kurulu üyesi oldum. İşte son 3 yıldır da Halk TV'nin genel müdürlüğünü yapıyorum. Çok şükür. Yani ben bunu Bafra'nın çocuğu olarak yapıyorum. Yani ben Yörgüç köyünden işte Hacı Muhterem Sevinç'in oğluyum. Peki CHP'de siyaset yapma fikri nasıl olgunlaştı? CHP'de siyaset yapma fikri. O gazetecilik dönemimde Cumhuriyet Halk Partisi muhabirliği yapıyordum. Yani işte Mustafa Kemal'in partisi, Atatürk'ün partisi, daha Halkçı Parti, Halk Partisi, efendim Bülent Ecevit'in partisi. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'ni tercih ettiniz bu kulvarda. Zaten ailem de CHP'li bir aile. Köken olarak diyelim böyle. Bir taraftan da gazetecilik kimliğiniz de soruyorum aynı zamanda bunu. Bir kara olan rüzgarını Cumhuriyet Halk Partisi neden bu toplumda söylediğiniz kadar yoğun sancılar varsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha fazla karşılık bulması... Daha şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel siyasetini... Öz eleştiri yaptığınız zaman ne görüyorsunuz? Öz eleştiri yaptığınız zaman. Bir takım eksiklikler var bizde. Bir takım eksiklikler var. Üslubumuz belki hani doğru değildi, yeterince doğru değildi falan filan. Ama onları aşıyoruz şimdi. Aşıyoruz şimdi ve biz onu kendi içimizde o öz eleştirileri yapıyoruz. Hı. Kendi içinde öz eleştirisini en iyi yapan parti de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi çok sesli bir partidir. Biat eden bir parti değildir. Liderini tartışır, kadrolarını tartışır, sonra kararını alır, seçimlerini yapar kendi içinde ve halkına hizmet etmek için Anadolu'ya açılır. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir parti. Ama 2014'te Atakum gibi, Tekeköy gibi, yerel seçimlerde bunları kaybetti Cumhuriyet Halk Partisi. Yani bu başarısızlığı neye bağlıyorsunuz peki? Vallahi çünkü karşımızdaki AKP, bir yalan makinesi gibi. Toplumu kandırmak için her türlü argümanı kullandı karşı. Bak, bizim kutsal dinimizi istismar ediyor. Efendim, her türlü şeyi istismar ediyor. Bu halkın her türlü değerini istismar ediyor. Siyasetin sokulmaması gereken kulvarlara çekiyor. Bizim işte dini duyguları yüksek vatandaşlarımızın dini duygularını istismar ediyor. Camilere siyaset sokuyor. Yani her türlü karalamayı yapıyor.
halkımızı bir şekilde kandırıyor maalesef. En son işte bir de biliyorsun kırsal kesimleri de belediye sınırları içine aldı. Ki onu da yıkacağız. O da yani bu bütün şehir yasası kırsal kesimlerde, ilçelerimizde, Çarşamba'da da, Bafra'da da, Havza'da da, Vezirköprü'de de, Kavak'ta da, işte Alaçam'da da, Yakakent'te de, 19 Mayıs'ta da halkımızın yeni belası. Bütün şehir yasası. Halkımızın yeni belası. Hiçbir hizmet getirmedi bütün şehir yasası. Yani Yusuf Ziya Yılmaz benim köylerimin, benim ilçelerimin de patronu, yöneticisi haline getirildikten sonra bütün şehir yasasıyla hiçbir hizmet getirmedi kardeşim. Sanıyorum 2 yıl oldu. Ama 3 tane fatura geldi köylümüze. Şimdi bizim Yörgüç köyünü mahalle yapmışlar. Ya kaç yıllık köy kardeşim? Köy muhtarlığı var, hükmü şahsiyeti var, ihtiyar heyeti var. Şimdi oraya mahalle yapmışlar. Samsun'un Bafra ilçesinin mahallesi. Ne alakası? Bafra'ya 6-7 kilometre mesafede. Hiç etkisiz. Muhtarlar etkisiz. Muhtarlar kızağa çekilmiş. Adı muhtar ama hani aktif görev yok. Muhtarlar pasifize edildi. Şimdi hiçbir hizmet de veremiyor. Yusuf Ziya Yılmaz hangisine yetişsin? Ya? Samsun'da bizim Bafra'da 119 köy var. Sadece Bafra'da mesela. Çarşamba'da keza sanıyorum 80-90 evet. Civarı köy var. Terme'de, Havza'da, Vezirköprü'de. Yani binlerce köy var şeyde Samsun'da. Toplamda 1000'e yakın. Yusuf Ziya Yılmaz hangisine yetişecek? Yusuf Ziya Yılmaz beyefendi. Burada bir kez daha hani adı geçtiği için hakikaten Allah rahmet eylesin, başı sağ olsun. Annesi hanımefendi geçtiğimiz günlerde vefat etti. Evet. Ben de katıldım cenaze törenine. Hangi birine yetişecek ya Yusuf Ziya Yılmaz? Abi Samsun'un içini düzeltemiyor. Samsun'un içine yeterince hizmet edemiyor. Planlama yapıyorlar tabii bununla ilgili. Biz de yakından takip ediyoruz bizim ama Bafra'nın, kaynak önemli. Bafra'nın, Çarşamba'nın, Havza'nın şehir içindeki yollar çamurdan geçilmiyor. Çukurdan geçilmiyor. Neymiş? Ya orada belediye yok mu? AKP'li belediyeler onlarda. Ya niye yapmıyorsun kardeşim belediye? Sen bu Bafra'nın, Çarşamba'nın, Havza'nın şehir içi yollar niye çamur ya? İnsan şehrin içinde yürürken ayakkabıları çamur olur mu? Pantolonuna çamur sıçrar mı? Sıçrıyor. Niye kardeşim böyle? Ya kardeşim belediyenin yetkisi yok işte. Yusuf Ziya Yılmaz'ın yapması lazım. Büyükşehir'in, Samsun Büyükşehir'in ilçelerdeki, köyümdeki, benim köyümdeki yolu yapması lazım. Ne alakası kardeşim? Yusuf Ziya Yılmaz abi sağ taneyi yapamamış. Sağ taneyi delik deşik etmiş. Sağ tanede de yürünmüyor. Mecidiyede de yürünmüyor. Yani yağmur yağınca Mecidiye şeyden geçilmiyor. Şeye, dere gibi oluyor Mecidiye. Sağ tane çamura dönüyor. Kazmışlar orayı. Esnafı perişan etmişler. Yusuf Ziya Yılmaz şimdi şehrin göbeğini yönetemiyor. Ta bizim kaç kilometre ötedeki kendisine bizim köy mesela ki bizim köy yakın sayılır. Şimdi belediye burada 45 kilometre işte 6-7 kilometre 51-52 kilometre mesela benim köy. Benim köydeki sorunla uğraşacak Yusuf Ziya Yılmaz. Sağ tanedeki sorunla uğraşacak. Benim köyüm tekrar köy olsun. Oradaki muhtar tekrar muhtar olsun. Bafra Belediyesi tekrar Bafra Belediyesi olsun kardeşim. Hizmet etsinler. Hep kandırma. Ama belediyeleri ele geçirmek için o bütün şehir yasasını çıkardı. Biz iptal edeceğiz. Kaldıracağız. Bütün şehir yasasını kaldıracağız. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya koymuş olduğu vaatler vardı. Bu vaatler toplumda 7 Haziran döneminde aslında çok da tartışıldı. Sanki karşılık buldu gibi ama oy oranlarına baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi oy oranını yükseltemedi. Acaba orada Halkların Demokratik Partisi'ne giden oylar mı var ya da başka bir şeyden dolayı mı böyle oldu? 1 Kasım'da nasıl görüyorsunuz? 1 Kasım'da biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne olacak? Biz yani? 1 Kasım'da Cumhuriyet Halk Partisi. Biz ileri bakıyoruz. Geçmişe bakmıyoruz, önümüze bakıyoruz, ileriye bakıyoruz. Çünkü Türkiye'nin ileriye bakmaya ihtiyacı var. Birliğe, barışa ve kardeşliğe ihtiyacı var. Türkiye'nin kalkınmaya ihtiyacı var. Türkiye'nin gençlere yeni iş alanları açmaya ihtiyacı var. Türkiye'nin köylüsüne sahip çıkmaya ihtiyacı var. Kirli saadet zincirlerini, sömürü düzenlerini kırmaya ihtiyacı var Türkiye'nin. Biz önümüze bakıyoruz. 1 Kasım seçimlerinde biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak inşallah tek başına iktidar hedefliyoruz. Tek başına iktidar hedefliyoruz. Ama tek başına iktidar olamayacaksak da koalisyon ortağı olacağız. Hükümet olacağız biz. Biz hükümet olup biz her şeye hayır demiyoruz. Biz
bu ülkeyi yönetmek istiyoruz kardeşim. Tek başına bizim halkımız, Türk milleti tek başına verirse bu yetkiyi, canımıza minnet, çok güzel yönetiriz. Peki vermezse... Tek başına vermezse de halkımız derse bize koalisyon kurun da ülkeyi birlikte yönetin. Hani barış, kardeşlik, huzur gelsin. Yeni iş tabanlı bir hükümet kurun. Eyvallah, biz ona da varız. Geniş tabanlı nasıl, bir peki, koalisyon hükümetinde. Ama kol kola nasıl gideceksiniz AK Parti ile o zaman? Karşım halk, halk o görevi verirse, halk ikiniz yönetin Türkiye'yi derse ne yapacağız? Ben seni tanımadım kardeşim. Ben halkın kararını tanımadım. Bana 400 vekil verin diyecek halimiz yok. Biz öyle, bizim içimizde öyle diktatör ruhu ya da halka tepeden bakan bir anlayış yok. Ya peki milletin vereceği koalisyon... karar bizim başımızın üstüne karşı. Peki koalisyon kurmayı yeniden başaramazsa bu ülke? Başarırız, başarırız. Türkiye bir daha kumar oynamaz, oynayamaz. Kimse Türkiye'yi bir daha kumara sürükleyemez. Bak Türkiye'nin içine düştüğü duruma bakın. 7 Haziran'dan bu yana, bugüne kadar 400'ün üzerinde vatandaşımız öldü. Sanıyorum 200'e yakın şehit. Asker, jandarma, asker, polis. Kaç? 700'ün üzerinde toplam. 700'ün üzerinde 200'e yakını asker ve polisimiz değil yani, mi? Niye şehit oldu bunlar? Niye şehit oldu bizim çocuklarımız? Bizim Bafra'da da, Samsun'da da, Çarşamba'da şehitlerimiz var. Niye şehit oldular? Yani 7 Haziran'a kadar hiç şehit yoktu da Abdullah Öcalan'la Tayyip Erdoğan'ın adamları. Ne oldu? Senli benliyiz de niye 7 Haziran'dan sonra şehitler olmaya başladı? Çünkü 7 Haziran'da halkın verdiği kararı Tayyip Erdoğan beğenmedi. Ve halkın 7 Haziran'da oy verdiği, vicdani kanaatine göre oy verdiği partiyi değiştirmesi için onları korku ve paniğe sevk ederek, bak bizim bu Kadir Şinas halkımız, vatandaşımızı korku ve paniğe sevk ederek 7 Haziran'da verdiği oyların adresini değiştirmek istiyor. Yani 7 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdiysen kork şimdi, paniğe kapıl. Bak şehitler var, askerlerimiz ölüyor, PKK saldırıyor, IŞİD saldırıyor. Paniğe kapıl, tekrar AKP'ye iktidar yap, oyunu AKP'ye ver. MHP'ye verirsen AKP'ye ver. CHP'ye verirsen AKP'ye ver. HDP'ye verirsen AKP'ye ver. Niye? Tayyip Erdoğan beyefendi 13 yıl yetmemiş tek başına. Bir 4 yıl daha istiyor. Kardeşim 13 yılda ne yaptın ya sen? İşte bak konuşuyoruz Bafra'nın durumunu, Samsun'un durumunu, Çarşamba'nın durumunu. Fındık üreticisinin durumu perişan. Bak şimdi çiftçi, çok sahipsiz ya çiftçi. Şimdi, kardeşim dolandırılıyor, sahipsizlikten dolandırılıyor. Çeltiğini normalde 2 liradan vermesi lazım. Benim köylümün çeltiği 2 lira etmesi lazım en az. 2 TL kilosu. 1 lira 30 kuruşa, 1 lira 40 kuruşa veriyor. Bak 60-70 kuruş kaybı var kilo başına. Fındık, keza öyle. 3'te yarı fiyata satıyor. Tütün, tütün uluslararası borsada 29 lira kilosu. Bizim çiftçilerimiz, bizim köylerimiz 13-14 liraya satıyor. Kim alıyor aradaki karı? AKP ile kirli ilişkilere girmiş olan tüccarlar alıyor. Bunları kırmamız lazım. Bizim yani bunlara konuşmamız lazım. Biz hükümet olacağız. Biz her şeye hayır demiyoruz. Biz ülkeyi yönetip, ülkeyi yönetmek istiyoruz. Hükümet olmak istiyoruz. Peki. Hükümet olmak istiyoruz. Türkiye'yi barıştırmak istiyoruz birbiriyle. Ama bunun huzuru için... ve güveni tesis etmek istiyoruz. Terörü bitirmek istiyoruz karşı. PKK'yı bitireceğiz biz. Nasıl bitireceksiniz? Bitireceğiz. 2002 yılında AKP, 2002, 3 Kasım 2002 seçimlerinde AKP iktidara geldi. Terör bitmişti. Terör bitmişti. PKK askerimizi, polisimizi öldüremez hale gelmişti. Bitme noktasına gelmişti. Tasfiye edilmişti ya. Kandil'e hapsedilmişti. PKK Kandil'in dışına çıkamıyordu. Kandil'de de ikide bir bizim uçaklar gidip tepelerine vuruyordu. Belki AKP iktidara gelmeseydi, belki 2003'te, 2014'te PKK belki teslim bayrağını çekecekti, lağvedecekti kendisini. Ya Kandil'de kalan yöneticileri de teslim olacaklardı belki. Ama maalesef Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu'nun yanlış politikaları, Orta Doğu sevdaları, işte Suriye'de efendim namaz kılacağım Suriye'deki bilmem Emevi camiinde. Efendim Irak'ta şöyle yapacağım. Libya'da böyle yapacağım. Mısır'da işte Rabia bilmem ne filan. Müslüman kardeşler falan maceraları. Türkiye'yi işte Orta Doğu bataklığına soktu. Orta Doğu bataklığına sokarken
bu yabancı güçler de PKK'yı tekrar palazlandılar. Çünkü PKK Türkiye'ye karşı kullanabilecekleri en iyi silah bu şeyin. Yani Türkiye'nin gelişmesini istemeyen bir takım şeylerin, peki, gizli servislerin Türkiye'ye karşı en iyi kullandıkları enstrüman, silah PKK ve şimdi IŞİD. AKP sayesinde. IŞİD de AKP'nin çocuğu. IŞİD de AKP besledi. Esad'ı devireceğim diye IŞİD'i beslediler. Şimdi IŞİD Türkiye'yi vurmaya başladı. Ankara'daki 102 vatandaşımız IŞİD'in canlı bomba saldırısıyla katledildi. Şimdi belki başka büyük şehirlerimizde de yine IŞİD katliamları, PKK katliamları olmasın diye, olabilir diye insanlarımız büyük bir korku ve panik halinde. Peki şimdi Çiğdem Karaaslan'ı da sorun. O da milletvekili. Ne, bana mı diyorsunuz yoksa siz mi soracaksınız? Yok. Siz mi soruyorsunuz? Onu da konuşalım. Ha, sizinle onunla mı konuşalım? Onu da konuşalım. Ben önce şunu sorayım. Yani gelsin burada tartışalım Çiğdem Hanım. Hayır, şimdi 89 şey... Çiğdem Hanım 36 yaşında bir mimar. 36 yaşında bir peyzaj mimarı. 89 ihaleyi nasıl almış son 5 yılda? AKP'nin de genel başkan yardımcısı oldu. Yani terfi etti. AKP'nin 12 Eylül Kongresi terfi etti. Bütün bahsetmiş olduğunuz bu arkadaşlarla ilgili, vekillerle ilgili, adaylarla ilgili cevap hakları doğuyor. Biz buradan tabii onlara... Aynen. Ben onlarla, için Sinan Bey. Bunu davet ediyoruz tabii. Yani ben arkadaşlarımla bir araya gelebilirler, gelmeyebilirler. Ben arkadaşlarımla, Fuat Köktaş da gelebilir. Onunla da tartışırım. O arkadaşlarımla ben burada da tartışmaya hazırım. Bizim Halk TV'de de tartışırız. Biz arzu ediyoruz aslında. Yani Samsun'un dünyaya açılan penceresi. Korkmasınlar haber, ya. Aks TV. Neden korkuyorlar ki? Şurada arzu ediyoruz. Güzel güzel konuşalım. Bütün siyasetçilerin. Yani bunu NTV yapabiliyorsa, CNN evet. yapabiliyorsa biz de rahatlıkla yapabiliriz. Tabii, siz yani Samsun'un en önde gelen çok arzu ediyoruz. 5-6 yıldan beri ben özellikle bu işi çok arzu ediyorum ama genelde böyle bir teamül yok. Siyasetçiler işte ayrı ayrı geliyorlar kendilerine ifade ediyorlar. Yani ya bir düzen kurulmuş kardeşim Samsun'da. Ya niye gelip de karıştırıyorsun? Niye çomak sokuyorsun? Ya işte birilerinin ihale alsınlar boş ver, şöyle yapsınlar boş ver. Ya kardeşim olmaz kardeşim. Olmaz. Ben bu düzene çomak sokuyorum. Bu kirli ilişkileri kıracağım. Şimdi herkes kendi eteğindeki taşları mutlaka... Buradan bir kez daha sorayım müsaade edersen. Çiğdem Karaaslan hanımefendi, Samsun milletvekili, AKP'nin Samsun milletvekili Çiğdem Karaaslan hanımefendi. 36 yaşında, genç, tecrübesiz denilebilecek bir mimar. Yani mimarlıkta tecrübeli olmak için de böyle 50 yaşı devirmek lazım. Hani kıdem. Tecrübesiz bir mimar. Nasıl oldu da son 5 yıl içinde 89 adet ihale alabildi kardeşim? Türkiye'de başka mimar yok mu? Samsun'da başka mimar yok mu? Bütün ihaleler neden Çiğdem Karaaslan'a veriliyor? Bu sorunun cevabını Samsun bekliyor. Peki, biz de sizin sesinize buradan ses oluyoruz. Teşekkür ederiz. Herkes üzerine alan alıp cevaplarını verebilir. Tartışma için bir araya gelebilirsiniz. Ayrı ayrı gelebilirler. Buradan da herkese bu mecranın açık olduğunu söyleyelim. Şimdi şu konuda önemli, birkaç dakikamız kaldı ama önümüzde bekleyen sadece bir terör örgütü meselesi yok. Toplum bir an önce kargaşadan, bu şiddet sarmalından çıkmak istiyor. Yamalıbahçe'ye dönmüş bir anayasamız var. Siyasi partiler yasasında problem var. Baraj sorunu var. Bir sistem tartışması yaşanıyor. Parlamenter sistemi bırakıp başkanlık sisteminin içerisinde mi yaşayacağız? Bütün bunların hepsi 1 Kasım'dan sonra bizi bekleyen devasa sorunlar aslında. 1 Kasım'da Yüce Türk Milleti çok güzel bir karar verecek. Kendisine biat edecek bir meclis çoğunluğu yaratmaya çalışan beyefendi hüsrana uğrayacak. Parlamenter sistem güçlenecek. Parlamenter sistem Türkiye için olmazsa olmaz bir sistemdir. Ve en iyi sistemdir. 7 Haziran seçimlerinde çok güzel bir parlamento oluşmuştu aslında. Halkın siyasal tercihlerinin %97'si, yani bizim oy kullanan Türk vatandaşının, her Türk vatandaşının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının %97'sinin oyu parlamentoya yansımıştı. Maalesef o parlamento her şeye hayır diyen Sayın Devlet Bahçeli'nin yanlış siyaseti, bilemiyorum. Ve Recep Tayyip Erdoğan'ın meclis başkanlığı seçiminden itibaren inisiyatifi el alıp
tek adam olma hevesiyle etkisiz hale getirildi ve Türkiye seçilmeye gidiyor. Ama ben şunu biliyorum, şunu görüyorum sahadaki çalışmalarımızdan. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi 1 Kasım seçimlerine götürdüğüne pişman olacak. Samsun'da 6. milletvekilini çıkarmaya çalışıyorlar değil mi? Samsun'da 5. milletvekilini bile bulamayacaklar. Samsun'da 5. milletvekilini bile çıkaramayacaklar. Peki, bakalım 1 Kasım ve 1 Kasım sonrasında da eğer siz de vekil seçilirseniz sizinle de oturup sohbet etme şansımız olur. Vekil seçilemeseniz de yine konumuz olarak her zaman, gelip ben bundan sonra yani Samsunlulara hizmet edeceğim. Vekil seçilemezsem gazeteci olarak hizmet edeceğim ama vekil seçiliyorum. Seçiliyorum, biliyorum. Çünkü Samsunlular beni anladı. Benim ne demek istediğimi anladılar Samsunlular. Zaten açıkta konuşuyorum. Hani böyle süslü laflar da etmiyorum. Direkt konuşuyorum. Ben Samsun'un işte Bafrası'nın Yörgüç köyünden Hacı Muhterem Sevinç'in oğluyum kardeşim. Ve benim ne dediğimi anlıyorlar. Ben onların dilini biliyorum. Onların derdini biliyorum. Ben onların kavgasını vereceğim. Onların sahibi olacağım ben. Ya, hani onların sahibi olacağım derken çok özür diliyorum. Yanlış anlamasınlar. Haklarının sahibini olmayacağım. Yani onların haklarının sahibi olacağım. Onların haklarının savunucusu olacağım. Onlar için ben Ankara'da kavga edeceğim. Burada da kavga edeceğim. Samsun'da kavga edeceğim. Çıkar çeteleriyle, tefecilerle ve kirli siyasetçilerle ben Samsunlular adına, köylüler adına, esnaf adına, gençlerimiz adına kavga edeceğim. Ve kavga edeceğim de hani kavga edip durmayacağım, çözeceğim. Yani marifet, kavga etmek marifet değil ki. Çözeceğim karşım. Sulama Birliği köylüden su parası mı alıyor? İptal olacak. Bütün şehir yasası. İptal olacak karşım. Kalkacak. Köylüyü gırtlağına kadar borçlandıran kredi. Banka rezaleti. Banka sarmalı. Kredi faizlerinin %80'ini sileceğiz. Hem köylünün hem esnafın hem kredi kartı kullanan Samsun'daki bütün vatandaşlarımızın, Türkiye'deki bütün vatandaşların kredi borçlarının, faizlerinin %80'ini sileceğiz. Sileceğiz. Yörüklerde, 19 Mayıs'ta Yörüklerde insanların evleri yıkılıyor. Hiçbir izahı yok. Yusuf Ziya Yılmaz bir proje yapmış. İnsanlar da bilmiyor ne projesi olduğunu. Gidiyor ikide bir dozer, iki ev yıkıyor, üç ev yıkıyor, dönüyor. Niye yıkıyorsun kardeşim Yörüklerdeki vatandaşların evini? İşgalci konumda olduklarını söylüyorlar. Niye? 30 yıldır oturuyorlar orada. 30 yıldır oturuyor ya. 30 yıldır elektriğini ödüyor. Suyunu ödüyor. Saat telefonunu ödüyor. Yani her şey bağlanmış. Tapusu da var. Müşterek tapusu da var. Hisseli tapu. Niye yıkıyorsun ya? Ya yıkıyorsan da bir şey yapacaksan izah et. Topla vatandaşları. Sevgili Yörüklülerdi. Burada hani bu evler yanlış duruyor. Şu evleri kaldıralım da size evleri şuraya yapalım. Şöyle güzel bir şey yapalım buraya da filan diye izah et. Yani insanlarla diyalog kur. Ayıp değil mi ya? Bak 19 Mayıs'ta %63 oy almış AKP 7 Haziran'da. %63 oy almış. Şimdi onların evini yıkıyor. Ya bu vicdana sığar mı ya? Ama göreceksin 1 Kasım'da 19 Mayıs'ta görün AKP'nin oyu nasıl böyle dip yapacak. Yapacak. Peki bakalım. Artık kandıramıyorlar. Kandıramayacaklar. 1 Kasım'da neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Biz de seçim günü sonuçları sizlerle paylaşacağız. Şaban Bey teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Başarılar diliyorum çalışmalarınızda. Umarım istediğiniz gibi, düşündüğünüz gibi bir sonuçla karşılaşırsınız. Biz de otururuz. Sonuçlarını sizinle değerlendiririz. Çok teşekkür ederim Sinan Bey. Sağ olun. Ederim. Ben de izleyen bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İyi geceler. Sağ olun. Sağ olun. Şaban Sevinç konuğumuzdu değerli izleyiciler. Cumhuriyet Halk Partisi Samsun 3. sıra milletvekili adayı. Aynı zamanda Halk TV'nin genel müdürü, meslektaşımız Şaban Sevinç. Yarın akşam Tekeköy Belediye Başkanı Hasan Togar konuğumuz olacak. Bir sonraki günde Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç konuğumuz olacak efendim. Bizden ayrılmayın. Bize ayrıldığınız vakit için teşekkür ediyorum. İyi geceler dilerim.